izliyor operasyonu Şems Çakan. Günaydın, kolay gelsin. Kilis'tesin şu anda. Nedir sendeki son tablo, son bilgiler? Ersoy dedi, dün tabii sağanak yağışlı bir hava, sisli ve puslu bir hava vardı. Ancak bugün hava biraz daha açık. Yani hava harekatı için uygun bir zemin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 3 ayrı cephe açıldı Afrin'e. Hem TSK tarafından hem de Özgür Suriye ordusu tarafından. Ve o ilerleyişte halen devam ediyor. Özellikle Azez'den açılan cephenin önemli olduğunu söylemekte yarar var. Çünkü o oradan, yani Azez ile Afrin arası yaklaşık 17-18 kilometrelik bir bölüm. Ve o ilerleyişin de halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Hatta Afrin'in Raco Dağı bölgesinde bulunan Ömer Uşağı köyü çevresinde bulunan 5 stratejik noktada Özgür Suriye ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kontrolüne geçmiş oldu. Tabi dünden bu yana devam eden hava harekatları vardı ve o hava harekatlarının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve keşif uçuşları yine gece boyunca da devam etti. Elde edilen görüntüler var. Hatay Harekat Merkezi'nde o görüntülerde halen değerlendiriliyor. Tabi Berseya Dağı tamamen kontrol altına alındı. Hem Özgür Suriye ordusu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri şu an o dağın bölgesinde, orası çok stratejik bir yerdi ve Afrin'in koruması için önemli bir noktaydı ve orası da şu an tamamen kontrol altına alınmış oldu. Tabi özellikle YPG'ler bölgede tutunmak için sniperları devreye soktu, keskin nişancılar. Birçok noktada şu an onlar bulunuyor ve onların da etkisiz hale getirmesi için de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sniperları devreye girdi. Gördükleri yerde, yani keskin nişancıları da etkisiz hale getiriyorlar. Tabi Cindere'den Afrin'e kadar olan bir düz vadi var. Aslında stratejik bir yer ve bu düz vadinin, yani Cindere ile Afrin arasında kalan o düz vadinin de kontrol altına alınması için Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri birçok noktayı top atışına tuttu. Hem sınır bölgesine, hem yani Türkiye sınırından, hem de Azez'den ve diğer Gülbaba bölgesinden, Kilis Gülbaba bölgesinden topçu birlikleri, obüs toplarıyla birçok noktayı ateş altına aldı. Çünkü Cindere bölgesi önemli bir yer, düz bir vadi ve oranın da ele geçirmesiyle tabii çok önemli bir mevzi kazanılmış olacak. Çok stratejik bir yer demekte yarar var. Tabii YPG'liler özellikle kazdıkları hendek, barikat ve diğer birçok binayı da patlayıcı madde düzenekleriyle döşemişler. Güvenlik güçleri, yani Türk Silahlı Kuvvetleri bunları zaten fark etmişti önceden. Birçok, yani şu ana kadar belki onlarca patlayıcı madde düzeneği imha edildi. Hem geçiş güzergahlarında hem de bulunan o stratejik noktalarda birçok patlayıcı düzeneği vardı ve tahrip gücü gerçekten çok yüksek patlayıcılardı. Bunu güvenlik güçlerinden öğrendik ve onlar da kontrollü bir şekilde imha edildi. Tabi halen özellikle ilerleyiş sırasında işte o düzeneklerin imhasına yönelik özel bir ekip kuruldu. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Özgür Suriye Ordusu tarafından o ilerleyiş sürerken o patlayıcı madde düzenekleri de imha ediliyor. Tabi Türk Silahlı Kuvvetleri 4 günlük, bugün operasyonun 5. günü ama 4 günlük bilançoyu açıkladı. 260 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tabi bu operasyonlar sırasında 3 de şehit vardı. Ve şu an dediğim gibi 3 ayrı cephe var ve bu 3 ayrı cepheden de ilerleyiş sürüyor Afrin'e doğru. Afrin'in 16-17 tane stratejik köyü de şu an tamamen kontrol altına da alınmış durumda. Hatta kontrol altına alınan bölgelere daha önce göç etmek zorunda kalan sivil vatandaşlar da geldi. Yerleştirilme işlemi de şu an orada devam ediyor ve oraya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları da hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de ÖSO tarafından da karşılanıyor. Ve şu an bugün aslında gün içerisinde yine yoğun bir operasyon olacağını bekliyoruz. Çünkü tespit edilen hedefler vardı. Koordinatları da zaten belli. Sınırdaki obüsler ve çok namlulu roket atarlar da halen namluları zaten Suriye'ye çevrilmiş durumda. Sınırda bekleyen birçok zırhlı birlik dün yine Afrin bölgesindeki birçok noktaya konuşlandı. Ancak yine sınıra yoğun bir askeri sevkiyat var. Neden? Çünkü ilerleyiş devam ederken boş kalan noktada yeni birliklerin sevki sağlanıyor. Yani arazi güvenli, yani oluşturulacak o güvenli bölge boş bırakılmıyor. Çünkü boş bırakılsa tekrar gelme ihtimalleri var ve bu nedenle de sürekli ilerleyiş sürerken yerine yeni takviye ekipler de göndermiş oluyor. Tabi olası bir göçe karşı da tüm tedbirler alındı. Hem Kilis'te hem de diğer Hatay bölgesinde insani yardım amaçlı bulunan kuruluşlar da tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ancak özellikle Kilis Öncü Pınar sınır kapısında sağlık ekipleri de teyakkuz durumda. Çünkü çatışmalarda olası yaralanmalara karşı
anında müdahale ekipleri de oluşturdu ve bu ekiplerle de sürekli operasyon bölgesine gidiş ve girişler sağlanıyor ambulanslarla. Dediğim gibi açılan 3 cephe var ve bu 3 cepheden de ilerleyiş halen devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Ersoy Dede.